Halk Partisi olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Endek'te ilkeli, belgeli, düzgün bir siyaset yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli bütün çalışmaları arkadaşlarla beraber yapıyoruz. Muhalefet olarak elbette ki iktidarı eleştireceğiz. Elbette ki belediye başkanımızı eleştireceğiz. Ama bunda hiçbirinde hakaret olmayacak. Doğru bildiğimiz şeyleri söylemekten de hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Bununla ilgili de her türlü sizlerden de destek istiyoruz. Yardımcı olmanızı istiyoruz. Doğru haberlere doğru bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bizlere soracağınız sorular varsa bunları da sizlerden bekliyoruz. Başkanım, dün AK Parti İl Başkanı Yunus Sever Özkoç'u istifaya davet etti. Bununla ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyiz? Şimdi ben genelde yerel siyaseti yapmaktan yanayım. Ülke siyasetine karışmak istemiyorum ama bu sorunuza cevap vermek istiyorum. Sistem, biz hep şunu söylüyoruz. Partili Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe bu sorunlar hep çıkacak. Biz şimdi orada yapılan hakaretleri hiçbir şekilde kimse tasvip etmez. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hakareti Genel Başkanımızın söylediklerini düşünürseniz aynısını da Engin Özkoç yaptı. Ama Cumhurbaşkanımızın söyledikleri dikkate alınmıyor. Sayın Engin Özkoç'un söyledikleri anında tepki veriliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde, kardeşliğe ihtiyacını duyduğumuz dönemde hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siyasette bunlar oluyor. Daha dün diğer siyasi parti genel başkanları Sayın Cumhurbaşkanımıza ne hakaretler yaptı, bugün bir araya geldiler. Bir arada siyaset yapabiliyorlar. Yarın belki de başka şeyler de olabilir. O yüzden kimse kimseyi kırmasın. Özellikle bizler birbirimize düşmememiz lazım vatandaş olarak. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ülkemizin huzuru için hep bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sağduyulu olmaya davet ediyorum herkese. Başkan, belediye hizmetleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ahmet Bey, belediye hizmetleri konusunda da belli şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Öncelikle Sayın Turgut Bey'in söylediklerini dikkate alarak yapmak istedikleri projeler vardı. Yapılıp yapılmasına bakıyoruz. Ona belli bir zaman vermek gerektiğini düşünüyoruz. Ama daha işte belli programları vardı, 100 günlük programları vardı. Onlar için de işte satılan çiçekler karşılığında engellilere araç alınmasıyla ilgili bir projesi vardı. Bu daha alınmadı. Bununla ilgili bir sorumuz olacak. En son yapılan kamuoyunda da çok tepki çeken köprü üstü restoran vardı. Bunun yıkılımıyla ilgili bayağı bir tepkiler oldu. Bununla ilgili işte hazır yapılmış bir şeyin ruhsatsız binaları biz hep karşıyız gerçekten. Olmasını da istemiyoruz. Ama yapılan bir şeyin de yıkılıp ziyan olmasını da istemiyoruz. Bununla ilgili mesela Hendek'te bir sürü ruhsatsız binalar var. Belediyenin bir sürü kendine mahsus işte Uludere'de yapılan düğün salonunda yapılan restoranı var. Bayraktepe var. Kafe restoranlar var. Şehitlik var. Bunlar da böyle bu şekilde yıkılacak mı? Bunlar da çok önemli. İşte bunları hepsini biz size bir metin halinde hazırlayacağız, vereceğiz. Sizler de bununla ilgili haber yaparsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Hadi. Hendek'in en önemli sorunlarından bir tanesi de hastanemizde sıkıntılarımız var. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz ama buradaki şeyin sadece iktidarın şeyiyle olacağını düşünmüyorum. Tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, ortak hareket ederek bütün milletvekillerimizi ya da işte siyasi liderleri harekete geçirerek ancak buna çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de girişimlerde bulunacağım ilerleyen safhalarda. Nitelikli okulla ilgili sıkıntılarımız var. Bununla ilgili de çaba sarf edeceğiz. Bunlar tek bir siyasi partinin yapacağı işler değil arkadaşlar. Bunlar bütün Hendek'in siyasi partilerin bir arada ortak hareket ederek yapması gereken şeyler. Çünkü sonuçta hepimiz Hendek'e hizmet etmek için buradayız. Bunları yaparsak çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Trafik sorunumuz var. Trafik çok sıkıntı. Trafik sorunumuz var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor diye duyuyoruz. Bu konuyu şöyle desek, bir soru sorsak. Kuzey Park'ta bir senede ortak belediye. Belediyenin yaptığı hizmetlerde bu zamana kadar eksiklik var mı? Yoksa bir sene için yeterli mi? Ben şimdi bir belediye başkanını bu şekilde bir sene yeterli mi diye demek doğru değil. Biraz daha zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Bir sene içinde yapılan hizmetler sizce yeterli mi? Ha, o daha eksik, çok eksik. Yani yapması gereken büyük projeler zaten hiç başlayamadı şu anda. Şu ana kadar yapılanlar sadece yapboz. Yani belli bir yerler yıkıldı. İşte size Gücemek Parkı zaten vardı. Yıkıldı, yeniden yapılıyor. İşte köprü restoran vardı, yıkıldı. Yani şu ana kadar yapılanlar tamirat niteliğinde günü geçirmek bağımında yapılan işler.
çalışmalarına başladı. Yönetim kurulunda bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsun sen bu için? Şimdi öncelikle kongrelerimiz yeni bitti. Kadın kollarımız, kongremiz yeni yapıldı. Genç kollarımız dediğiniz gibi yeni yapıldı. Bunlarla ilgili biz şimdi bir çalışma yapıyoruz. Öncelikle biz partimizdeki birlik beraberliği sağlamak için uğraşıyoruz. Bununla ilgili şunları yapıyoruz. İşte mahalle temsilcileri, sandık görevlileri olsun. Ondan sonra partimizdeki yeni üyeleri arttırmak için çabalarımız olacak. Ondan sonra da sahaya inip bütün insanlarla kucaklaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin projelerini bunlara anlatacağız. Benden sorulardan bahsediyoruz, trafikten olsun. Kent konseyi ile ilgili bir çalışma var. CHP'nin de orada Samsun için olacağı söyleniyor. Konseyi ile ilgili düşünceleriniz ne? Orada size davet geldi. Şu anda öyle bir davet gelmedi. Ama gelirse biz de bu konseye katılmak istiyoruz. Hem de faydalı olacağını düşünüyoruz. Ne gibi ben yapılan, ben biraz da müteahhit olmanın verdiği şeyle teknik yapılan yapılaşmaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden? Planlar, projeler doğru değil. Her taraf çarpık yapılaşmalarla doldu. Bunlarla ilgili daha böyle yaşanabilir bir şehir olması için ben değil. Güzel projelerimiz var. Onları da kendi projede dile getirmek istiyorum. Bir de şu sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi. Bunun maalesef Sakarya bölgesinde bir türlü kendisi ana muhalefet partisi olarak gösteremez. Özellikle yerel seçim. Başka partileri destekler, başka adayları destekler. Son seçimlerde millet ittifakında başka bir partinin listelerine seçimlerine. Bunun zorluklarını yaşıyor musunuz şu anda? Şimdi onu öncelikle parti olarak... Taban kayması yok. Bak onu diyecektim ben de. Tam benim söylemek istemediğim. Parti olarak böyle bir şeyimiz yok. Ama tabanda dediğiniz gibi böyle bir kaymalar oluyor. Bu da halkın tercihidir. Bu işte sadece parti olarak düşünmemeniz lazım. Gelen şeylerde zaten artık ittifaklar olmaya başladı. Bu ittifaklarda da mecburen belli bir partiler birbirleriyle birleşmek zorunda seçimleri alabilmek için. Biz de genel merkezin aldığı bu kararı almak zorunda. Yoksa bu isteği istemek